Dün gece saatlerinde Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağ ilçesi arasındaki bölgede çıkan anız yangını 5 kişiye mezar olmuştu. Şimdi bölgeye gideceğiz. TV100 muhabiri Canan Altıntaş karşımızda. Merhaba Canan, kolaylıklar dileyelim. Oradaki son durumu senden dinleyelim. Evet Elif, yangın işte bu noktada. Biz şu anda Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Köksalan mahallesindeyiz. İşte burada başladı. Kameraman arkadaşım Mehmet Kayahan şimdi size araziyi gösterecek. İşte bu noktada başladı. Ancak hala yangının çıkış nedeni belli değil. Şu anda tespit çalışmaları yapılıyor. Yaklaşık buradan Çınar ilçesinden buraya kadar 3-4 kilometrelik alanda sağlı sollu bu noktaya gelinceye kadar arazinin bu şekilde yandığını, hala dumanların bazı bölgelerde tüttüğünü gördük. 22.15'te başladı yangın ve ardından da hemen ekipler geldi ama rüzgar o kadar şiddetliydi ki şu anda da zaman zaman rüzgarı hissedebiliyoruz. Zaman zaman rüzgarlar var. Bir de dün aslında Diyarbakır'ın kırsal bölgesinde yağış bekleniyordu. Zaman zaman bu bölgede yağış bekleniyordu ve rüzgar vardı. İşte bu rüzgarla birlikte bir anda alevlerin arasında kaldı hem araziler hem evler. Şu anda bulunduğumuz noktayı Mehmet Kayahan sizlere gösteriyor. Kameraman arkadaşım Mehmet Kayahan. Biz bir evin çatısındayız ve araçların bulunduğu bu noktadan yolun hemen kenarına kadar aslında yangın devam etmiş ama bulunduğumuz bu evin olduğu noktaya kadar güçlükle söndürmüşler. Bakın samanların arasında hala dumanlar da tutuyor. Burada hayvancılıkla geçinen köylüler var. Köksalan mahallesinde, kırsal mahallesinde. Aynı zamanda yangın ilerleyerek yaz çiçeği, bağırık, ağaçsever mahallelerine de kaydı. Bu arada rüzgarın etkisiyle Mardin Mazıdağ ilçesi Yücebağ Şenyuva ve Yetkinler Mahallesi istikametine de doğru ilerledi. Yangın duyulmasının ardından korkunç bir görüntü vardı. Bir anda alevlerin sardığı bu arazilere yine hemen müdahale edilmek üzere Diyarbakır'dan ve çevre illerden afet itfaiye ekipleri sevk edildi. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi 5 vatandaşımız şu ana kadar hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birisi de bu köyden. Yüzlerce hayvan telef oldu ve aynı zamanda kameraman arkadaşım Mehmet Kayahan size gösterirse bakın balların olduğu noktaya kadar bal kovanlarının, arıların kovanlarının olduğu noktaya kadar geldi yangın. Burada bu noktaya kadar geldi. Aslında bu evde alevler arasında kalacaktı ama güçlükle söndürdüler. Şu an köyde çok kimse yok. Taziye evinde duruyorlar ama tekrar hatırlatmak gerekirse üçü Diyarbakır Çınar ilçesine bağlı mahallelerden, ikisi Mardin Mazıdağ'ından, toplamda 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaklaşık 40 yaralı var ve yaralıların tedavisi de devam ediyor. Yine çeşitli hastanelerde. Yangına müdahale kısa sürede yapıldı ama rüzgarın etkisiyle alevler bir anda bu noktaların hepsini sardı. Kameraman arkadaşım Mehmet Kayahan sizlere gösteriyor. Aslında aşağı kesimlerde de yine arazilerde de büyük tahribat görünüyor yangın sonrası. Şu anda da aynı zamanda yangının çıkış nedeniyle alakalı tespit çalışmaları devam ediyor. Kaç hektarlık bir alana yayıldığı konusunda henüz net bir rakam yok. Onunla ilgili de yine bu bölgede çalışmalar yürütülüyor. Dün gece yangının hemen başlamasından dolayı bayram izinleri de iptal edildi. Bütün görevliler çağrıldı ve burada topyekün bir çalışma yapıldı. Yangın kontrol altına alındı. Zaman zaman bazı noktalardan hala küçük dumanların çıktığını görebiliyoruz ama ekipler burada, yine jandarma ekipleri, AFAD ekipleri bulunduğumuz bu köy ve diğerlerinde hazır kuvvette bekliyorlar. Şu anda köyün birçok noktasını gezdiğimizde aslında tehlikeden, daha büyük bir tehlikeden nasıl dönüldüğünü görebiliyoruz. Bulunduğumuz evin hemen dibine kadar yangın, alevlerin arasında bir anda vatandaşlar kaldı. Kendilerini güçlükle kurtardılar ve yüzlerce hayvan da telef oldu. Bu arada hayatını kaybeden vatandaşlar hem yangına müdahale ediyorlardı. İkisinin çoban olduğunu söyleyebiliriz. Onlar da hayvanları otlatmaya çıkmıştı ancak alevlerin arasında kaldılar.
Aslında 2 gün önce de Elif yine bu bölgeye yakın noktalarda yangın çıkmıştı. Bir biçer döver kullanılamaz hale gelmiş, köylüler ve ekipler tarafından kısa sürede söndürülmüştü. Ama dün gece 22.15'te başlayan yangın bir anda tüm bölgeyi etkisi altına aldı. Tahribat çok büyük. Yüzlerce hayvan telef oldu ve burada birçok çeşitli hayvanlar var. Özellikle bölgede Çınar hayvancılıkla uğraşan ilçelerden birisi. Özellikle köy halkı ve maalesef büyük bir tahribat var. Tam olarak tespit edilemedi hala telef olan hayvan sayısı. Yaralıların tedavileri de devam ediyor. Ancak 5 vatandaşımız bu ani gelen yangınla birlikte hayatını kaybetti. Kameraman arkadaşım Mehmet Kayahan sizlere gösterirse, bakın karşıda 2 ev daha var. Ev sahipleri bir anda çıktılar ve güçlükle söndürdüler. Yangın onların da dibine kadar gelmiş durumda, görmüş olduğunuz gibi. Çok büyük bir alan Elif. Yani buradan sadece bu noktayı gösterebiliyoruz ama biz buraya gelirken yaklaşık 3-4 kilometre boyunca sağlı sollu şekilde yangının aslında ne kadar büyük olduğunu görebildik. Ve sabaha kadar ekipler hiçbir şekilde dinlenmeden bu yangını söndürdüler. Hala da bu bölgede görevlerini sürdürüyorlar. Yangınla ilgili de yine tabii ki araştırma da başlatıldı. Yangının çıkış nedeni ile alakalı yine bir soruşturma yapılıyor ve tespit çalışmaları yapılıyor. Yangın ilk çıkış noktasından başlayarak ekipler sahada incelemelerini yapıyorlar. Hava sıcaklığı da oldukça dün çok sıcaktı. Birçok iddia var. Yangının yıldırım nedeniyle olduğu söyleniyor. Sondaj çalışmasıyla kaynaklı olduğu iddia ediliyor. Ve tabii ki yaşanan hava sıcaklığından kaynaklı da olduğu söyleniyor. Genellikle bu bölgelerde buğday tarlaları var Elif ve o buğday tarlaları maalesef bir anda rüzgarın da etkisiyle tamamen yandı. Büyük bir arazi, kaç hektarlık alanda bir yangın meydana geldi. Henüz bununla ilgili net bir açıklama yok ama görevliler sahada çalışıyorlar. Yaralılar hastanede tedavi altındalar. Maalesef şu ana kadar 3'ü Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı mahallelerde, 2 vatandaş da Mardin'in Mazıdağ ilçesine bağlı mahallelerde hayatını kaybetti. Bir anda alevlerin arasında kaldılar. 1-2 evin alevler arasında farklı bir köyde olduğunu söyleyebiliriz. Farklı bir köyde yangına maalesef maruz kaldığını söyleyebiliriz. Biz Elif haber takibimizi sürdürüyoruz ama bakın hala hortumlar buradalar. Büyük bir özveriyle bu noktaya kadar yangın gelmiş. Köylüler ve görevliler bu noktalarda yangını söndürmeyi başarmış. Ve köye hemen dönersek diğer tarafta da köy halkının evleri var. Eğer yangın bu noktaya kadar gelseydi çok daha büyük bir bilançoyla karşılaşabilirdik. Görevlilerin sayesinde ve köylülerin sayesinde yangın köyün tamamen içine girmeden söndürülmüş. İşte bu noktaya kadar. Hemen diğer tarafı da göstereceğiz. İşte jandarma ekipleri de yine bölgedeler. Bakın bu noktada da yine aynı şekilde alevler bir anda buraya kadar gelmiş ve bu noktada yangın söndürülmüş. Hala hortumlar var. Zaman zaman küçük çaplı dumanları görebiliyoruz. Karşı tarafta da bakın ekinler var, toplanmış ekinler, bir de hasat zamanı biçer döverler ve buradaki ekipmanları var köylülerin. Onlar da ucuz kurtulmuş diyebiliriz ve şu anda da bu bölgede bu köye gelmesi engellenmiş. Yangının Köksalan köyündeyiz. Tekrar hatırlatmak gerekirse Köksalan köyü yangına en yakın noktalardan birisiydi ve büyük bir faciadan dönüldü diyebiliriz. Biz haber takibimizi sürdürüyoruz Elif. Zaman zaman kopukluk oluyor çünkü köyde çok fazla internet çekmiyor. Aslında aşağı bölgelere gitmek istedik. Yol boyu yayın vermek istedik ancak sıkıntılı bir çekim var. O yüzden o noktalardan yayın veremedik ama bu bölgeden sadece görebildiğimiz bu kadar. Aşağı taraflarda daha fazla, daha büyük geniş alanların yandığını görebildik. Biz haber takibimizi sürdürüyoruz. Gelişmeler oldukça bağlanmayı sürdüreceğiz diyelim. Son olarak şunu söyleyeyim.
söyleyebiliriz. Maalesef yangında 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 40'tan fazla vatandaşın hastanede tedavileri devam ediyor. Yüzlerce hayvan telef oldu. Konuyla ilgili çalışmalar, tespit çalışmaları devam ediyor. Soğutma çalışmaları sabaha kadar sürdü. Ufak tefek birkaç noktada küçük dumanlar yükseliyor ama arazide ekiplerin, AFAD ekiplerinin, jandarma ekiplerinin, itfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor diyelim. Sözü size merkeze bırakalım.